Evet, iyi akşamlar değerli Olay TV izleyenleri. Bir programda daha karşınızdayız. Can Ulusoy'la birlikte yine. Sevgili Can Ulusoy, sıcak gelişmeler var. Biz aslında programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 gün önce İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle yaptığı görüşmeyi konuşarak başlayacaktık. Ama ikinci konumuz da belediye başkanlarının istifa iddiaları daha doğrusu hafta başından beri gündemden düşmüyor. Ancak ikinci konuyu öne çekiyoruz, birinci konu haline getiriyoruz. Çünkü çok kritik ve önemli bir görüşme olarak adlettirilen Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şu an itibariyle külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Ne diyorsun? Bununla başlayalım. Vallahi şimdi Türkiye tarihindeki siyasal teamüllerin dışında olaylar yaşıyoruz aslında son zamanlarda. Şimdi normalde biliyorsunuz belediye başkanlarının istifa ettirilmesi gibi bir uygulama pek yoktur. Yok. Hani görevden alınır. Şeyi biliyoruz. Özellikle HDP'li belediye başkanları ard arda görevden alındılar. Neden? Teröre destek verdikleri için. Şimdi ortada bu şekilde bir durum yoksa, yani yolsuzluk, teröre destek veya yıkıcı bir faaliyetin içinde bulunmak genelde çok bildiğimiz bir uygulama değil. Zaten o tip bir durumda İçişleri Bakanlığı soruşturma açıyor ve görevden alabiliyor belediye başkanını. Ama eskiden teamül nasıl olurdu? Eğer o belediye başkanıyla partinin artık beraber çalışması mümkün değilse partiden ihraç yolu açılırdı. Belediye başkanı da yeni seçim dönemine kadar ya başka partiye geçer ya da bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam ederdi. Yani bu da çok ender olurdu. Ender olurdu tabii. O da daha çok şeyde olurdu. Parti kapatma davalarının ardından. Mesela Melih Gökçek Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra Saadet Partisi'ne geçmemişti. AK Parti'nin de kurucular kurulunda yoktur. O daha sonra AK Parti'nin ikinci kuruluş yıl dönümü olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Şeye geçti. AK Parti'ye törenle geçti. Yani o süre zarfında bağımsız belediye başkanı olarak Vefa Partisi'nden yaptı. Belediye başkanı olmuştu. Daha sonra Fazilet Partisi'ne devam etti ve evet. AK Parti kurulunca da AK Parti'ye geçmişti. Ama hemen geçmedi. Yani kurucu olarak yoktu. O aralarda bağımsızdı. Şimdi onun dışında biz yani tarihten benim hatırladığım bir belediye başkanını istifa et sözü 1930 seçimlerinde vardı. İstersen belediye başkanının istifasını genel olarak konuşalım ama çok sıcak bir konu olduğu için Melih Gökçek'i konuşalım. Bu arada Melih Gökçek, Tayyip Erdoğan görüşmesi gerçekleşince gözler hani sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çağırmış gibi bir algı var ama Ankara'dan aldığımız bilgi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in talebi üzerine randevu gerçekleştiriyor. Evet, zaten şimdi Tayyip Erdoğan'ın yine bildiğimiz kadarıyla bugünkü randevu defterinde yok. Melih Gökçek'le görüşme yok. Saat 19.30'da Başbakan'la bir görüşme yapacaktı kendisi. Fakat Melih Gökçek'le olan görüşmeye Başbakan'ın da katıldığı haberini aldık. Evet. Bu açıdan bakıldığında tabii randevunun Melih Gökçek'ten gelmiş olduğu aşikar. Evet. Fakat hangi saikle Cumhurbaşkanı bu kadar acele bir şekilde kabul etti kendisini bunu bilmiyoruz. Acil kodlu bir görüşme oldu. Evet, çok yani net. Acaba Melih Gökçek kendisini bu süreç içerisinde zor duruma düşürdüğüne inandığı bir şekilde isminin üstünün çizilmesinde rol oynadığını düşündüğü belli kişilerle alakalı Cumhurbaşkanı'na yine Cumhurbaşkanı'nın çok ciddiye alabileceği malumatlar da veriyor. Aynen olabilir. Öyle. Yani bizim aldığımız kulis bilgileri de bu yönde görüşme talebi Melih Gökçek'ten gelmiş ve Melih Gökçek bazı konulara açıklık getirmek istediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı'yla görüşmeye yani şunu biliyoruz, gitti, iddia ediliyor. Tabii Melih Gökçek Türk siyasetinde değişik bir figür. Yani öyle kolay kolay hani devre dışı bırakabileceğiniz bir insan değil. Çünkü siyasetin içinde nereden bakarsanız bakın, özellikle de belediye başkanı olarak yani Keçiören'de olsun, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olsun 1980 öncesinden bu yana bir siyasal çizgisi var. 90'lı yıllardan itibaren de yani 1989'dan itibaren de belediye başkanlığı yapıyor. Ve özellikle sağ siyasal çizgi açısından simge isimlerden biri. Evet. Ve becerikli de bir isim siyaseten. Şimdi tabii Melih Gökçek'in altına oymanın belli
bedelleri de kolay olur. Kolay değil. Tabii yani Melih Gökçek belediye başkanlarına benzemez. Benzemez. Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla kıyaslamak doğru değil Melih Gökçek. Çünkü şimdi Kadir Topbaş'ın bir kere Melih Gökçek'le hiç benzemeyen tarzları var. Yani Kadir Topbaş efendim istenmediğini anladığı zaman zaten kendisi hiç gürültü çıkarmadan istifa edebilecek yani ihtirasları olan bir belediye başkanı değil. Yani. Bir de Kadir Bey'in tabii damadından dolayı çok özel bir yıpranmışlığı var. Biliyorsunuz darbe sürecinde Amerika'daydı. Amerika'da biraz uzun kalması hatta eleştirildi. Üstüne damadı ki Tuscon'da yöneticiydi. Tuscon biliyorsunuz FETÖ'cülerin kurduğu bir birlik. Ondan dolayı damadı tutuklandı, serbest bırakıldı, bir daha tutuklandı. Şimdi bunlar tabii İstanbul gibi mega bir kentin yönetimi açısından çok sorun. Üstüne biliyorsunuz bu tabii Melih Gökçe'yi de ilgilendiriyor. Referandumda İstanbul'da da Ankara'da da hayır oyları önde çıktı. Şimdi bu o referandumu değerlendirirken de hep söylemiştik. AK Parti açısından son derece ciddi bir kırılma. Niçin? Çünkü AK Parti'nin kurulduğu günden bu zamana kadar bütün başarıları İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde ard arda seçimleri kazanabilme kabiliyetiydi. Yani onu iktidarda tutan sihirli formüllerden biri buydu. Şimdi referandum akşamını hatırlayalım. Zaten hani 51,5'a 48,5 gibi çok az bir fark var ama ondan çok daha ciddi olan bir trendin Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözüne çarpması. Yani İstanbul ve Ankara referandumda hayır diyorsa MHP katkısına rağmen ve işte araya Büyük Birlik Partisi gibi birkaç küçük partiyi de koyabiliriz. Yani küçük derken partilerin kendisi değil de şey olarak aldıkları oy oranı olarak. Nitelik açısından söylemiyorsun. Söylemiyorum yani diğerleriyle nispet olarak söylüyorum. Yani AK Parti ile MHP ile nispet bakımından aldığı oy üzerinden. Şimdi bu açıdan baktığımızda tabii Sayın Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'daki bu hayır oylarının önde çıkmasına bigane kalacağı, bunu görmezden geleceği ya da bununla ilgili bir tedbire başvurmayacağı düşünülemezdi. Zaten bunu söylüyordu İstanbul ve Ankara'da kaybedilmesinin çok ciddi bir sonucu olacağını işaret etti. İstanbul ve Ankara'dan evvela kim sorumlu olur? Bir kere belediye başkanları. Yani çünkü biliyorsunuz belediye başkanları milletvekillerinden hatta bakanlardan halkla temas kurma açısından çok başka bir fonksiyonda. Birebir ihtiyaçları karşılayan merci onlar. Halkla daha çok yüz yüze temas kurabilenler onlar ve partinin hizmetlerinin değil mi? Direkt topluma yansıtıldığı alanlar belediye. Belediyelerde hoşnutsuzluk olduğunda bunun partiye yansıran. Yansıması çok kuvvetli. Partinin uyarına yansıyor. Bir de biliyorsunuz yerel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimleri arasında kısa bir süre var. Yani yerel seçimlerde ortaya çıkacak netice şeyi çok belirler. Genel Cumhurbaşkanlığı seçimini çok belirler. Şimdi Sayın Tayyip Erdoğan bakıyor. Yani mevcut durumda bir kere şu anki işte yayınlanan anketleri de göz önüne alırsak ilk turda seçimi kazanma ihtimali zor gözüküyor. Ve bu tabloyu değiştirmesi lazım. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanı şunu biliyor. Her seçimde olduğu gibi yine o gidişatı değiştirebilecek yegane isim kendisi. Bir yani, şey yapması lazım. Tabii şimdi çünkü şu var. Yani AK Parti 2002 yılından beri Türkiye'yi yönetiyor. Ama AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan'sız ne olacağına dair hiç kimsenin kafasında çok olumlu senaryolar yok. Yani partinin Tayyip Erdoğan gibi halk kitleleri nezdinde çok büyük bir karşılığı olan liderin olmaksızın kendi siyasetlerini, kendi örgütsel yapısı ve kadrolarıyla toplumun önüne çıkartıp aynı başarıyı sürdürebilme becerisi konusunda çok büyük soru işaretleri var. Ve Tayyip Erdoğan tabii şunu görüyor. Yani nihayetinde AK Parti'yi kendinden sonraki döneme de hazırlayabilmesi için şu Türkiye'nin bölgesel manada da içinde bulunduğu en kritik dönemde pürüzsüz bir şekilde başkanlık seçimini kazanması lazım. Yoksa hem kendi şahsı açısından hem partisi açısından hem de Türkiye açısından belli zorlukların ard arda geleceğini düşünüyor. Bu noktada da radikal kararlar almaya başladı. Zaten başkan zaten bu Cumhurbaşkanlığı sistemi oylamasından sonra bunu bekliyorduk. Fakat tabii uluslararası
sistemdeki gelişmeler ağır basıyordu. O açıdan hani beraber koordine etmekte zorluk vardı iki konuyu. Ama gitgide yerel seçimler yaklaşıyor. Evet. Ve bu haliyle yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın metal yorgunluk dediği bu halle AK Parti'nin seçime girmesi çok daha büyük sıkıntılar ortaya çıkaracak. O yüzden referandumun bu şekilde bir muhasebesi ve bu muhasebe neticesinde de bir karşılığın ortaya çıkması gerekiyordu. Şimdi belediye başkanlarının istifasının neden gündemde olduğunu özetledim. Melih Gökçek görüşmesine noktayı koyalım. Şimdi tabii son dakika haberi gelince altyazı, televizyonlarda altyazıyla Melih Gökçek'in külliyede Cumhurbaşkanlığı'yla görüştüğü haberi duyulur duyulmaz hemen bir istifa beklentisi doğdu kamuoyunda. Böyle bir istifa gelir mi? Ne düşünüyorsun? Yani şimdi, çok taze bir hadise. Bu akşam ben Melih Gökçek'in kalkıp hani istifa ediyorum diye bir açıklama yapmasını beklemiyorum. Teamüllere de aykırı zaten. Yani, AK Parti'deki usule de aykırı şimdi bu. Şimdi başbakan böyle istifa ettirilebilir. Yani Cumhurbaşkanı çağırır, konuşur. Başbakan yeni bir hükümetin önünün açılması için istifasını vereceğini açıklar ama şimdi bir belediye başkanının istifası için Cumhurbaşkanı'nın onu külliyeye çağırması biraz fazladır. Zaten çağırmıyor. Tabii zaten randevu vermesi. Tabii yani şimdi randevu vermez. Şimdi istifa mekanizması ne diye düşünülür? Hani çağıracaksınız ve istifa ettireceksiniz. Evet. Şimdi bunda bir kere öyle bir şey yok. İstifa ettirecek belediye başkanına randevu vermez Cumhurbaşkanı hem normal vermez, şartlarda. Hem de şöyle yani burada randevuyu talep eden Melih Gökçek. Melih Gökçek yani evet. Melih Gökçek gel seninle konuşalım ve çıkışta da istifanı ver gibi bir tablo yok ortada. Evet. Yine ben o düşüncemde ısrarcıyım. Melih Gökçek kendisinin ismini çizdirdiğini düşündüğü belli kişilere karşı Sayın Cumhurbaşkanı'na belli bilgiler aktarmakla enformasyon ve kendisini, sağlıyor, evet. Evet, kendisini bu noktada savunmak ve en azından seçimlere kadar makamını koruyabilmekle evet, alakalı bir tasarrufta bulunuyordur. Fakat yani şunu da söyleyeyim ama hani bugün olmasa da veya yarın olmasa da bu önümüzdeki hafta içerisinde nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ankara ile ilgili bir tasarruf uygulayacağını düşünüyorum. Çünkü bu kadar ayyuka çıkmış ve bütün toplumca tartışılan bir meselede artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiç yokmuş gibi davranabilmesinin de önünde belli zorluklar Can var. Can Ulusoy aslında bu kadar ayyuka çıktığı için belki olmayacak. Çünkü bu kadar ayyuka çıkan bir meselede Cumhurbaşkanı bu işi biraz öteliyor. Mesela ama şunu Bakanlar Kurulu lazım. Revizyonu da ayyuka çıkmıştı. Hiç biraz kimsenin beklemediği bir zamanda kabine revizyonu oldu. İşte diyorum ya bugün hemen bu görüşmenin Melih Gökçek'in istifasını eğer olacaksa evet. Ertelediği veya hiç yapılmayacağı anlamına geldiğine dair kulisler de i̇şte var. O da olabilir. Yani zaten ne diyorum? Bu görüşme yarın, yani Melih Gökçek'in elini güçlendirmiş şeklinde çok ciddi bir iddia şimdi var. Bugün yarın olmayabilir. Ama şimdi ne olursa olsun şuna dikkat edelim. Bu isimleri kim attı ortaya? AK Parti'nin içinden geldi. Değil mi? Yani AK Parti'nin içinden geldi. Peki böyle isimler ortaya atılırken sızdırıldı diyelim. Tabii bu sızdırma Sayın Cumhurbaşkanı'na rağmen yapılabilmesi çok güç. Çünkü mümkün kendisi değil. AK Parti Genel Başkanı kesinlikle aynı zamanda. Öyle. Yani bir de AK Parti çok disiplinli ve kapalı bir kutuyu andırır. Hayır, kulis alamazsınız. Çok şimdi zordur. Bu hele tarz bir hayati meselenin konularda. Evet. Şimdi düşünün yani. Türkiye'nin büyük şehirlerinin belediye başkanlarının ki büyük şehir derken biri başkent, biri mega kent filan bunların belediye başkanlarının görevden alınmasıyla alakalı konuşulacak kurul partinin en üst kuruludur. Mahremdir orası. Tabii en mahrem kanadıdır ve bu kanattan eğer bir şey sızıyorsa bu zannımca eski bir Osmanlı taktiği de böyledir. Yani bir şeyi sızdırırsınız orada bir tartışma olur. O tartışma biraz sürüncemede de bırakılır. Yani hemen bitmez sizin tespit ettiğiniz gibi. O sürede zaten belli isimler yıpranırlar ve nihayetinde arada bir uzlaşma yöntemi de bazen tercih edilir ama gereği yapılır. Uzlaşmada şöyle olur. Başka bir görev verilir. Alanına kaydırılır. Yani mesela Melih Gökçek Cumhurbaşkanı başdanışmanı yapılabilir. Veya işte daha sonra milletvekili yapılabilir bilemem. Hani onu da sanki tenzili rütbe değil de taltif ediliyormuş gibi sunabilirler kamuoyuna. Ama şimdi bunu çıkartan kaynağın eğer Melih Gökçek'in konuşmasıyla süreci
tersine döndürebilecek bir hali varsa bu AK Parti açısından daha büyük bir problem. Evet. Şimdi düşünsenize, çünkü bu değil mi, ya başkanlık kurullarında ya merkez yönetim kurullarında konuşulur. Şimdi Melik Gökçe'nin vereceği bilgilerle buralarda konuşulmuş ve buralardan sızdırılmış bir şey değiştiriliyorsa bu AK Parti için daha büyük, büyük bir sorundur. Can Ulusoy, şu konuda mutabık mıyız? Melih Gökçek devam edebilir, öyle bir ihtimal var ama 2019'dan sonra olması herhalde hiç olası yani gözükmüyor. Yani şimdi ne kadar devam edebilir ona bir şey diyemem. O, yani o da belli değil. 2-3 gün sonra da bir şekilde görevi bırakmak zorunda kalabilir. 2-3 ay sonra da olabilir ama Melih Gökçek Kadir Topbaş gibi gitmez. Belli, ama şimdi gitmez derken gürültü çıkartacak, Türkiye'yi sarsacak değil. Melih Gökçek'in yapacağı en iyi şey bu zaten. Kendi elindeki bütün doneleri masaya Sayın koydu. Cumhurbaşkanı'nın önüne koyacak ve Sayın Cumhurbaşkanı'na olan itaatini çok daha pekiştirerek davranmaya zaten çalışacak. Zaten Melih Gökçek'in 2-3 gün önceki açıklamasını hatırlarsan tamamen genel başkanına övgü dolu bir açıklama yaptı. Sadece Türkiye'nin değil, ümmetin lideri olarak değerlendirdi. Aslında şöyle yani... Giden bir belediye başkanının söylemine hiç benzemiyor. Ama şimdi Melih Gökçek tabii deneyimli bir politikacı. Evet. Yani ağzından bir sinirle söz çıkartıp bunu Sayın Erdoğan'la resleşmeye dökecek kadar tecrübesiz değil. Siyasetçi değil. Yani siyaseti dediğim gibi nereden baksanız 40 senedir içinde olan bir insan Melih Gökçek. O yüzden ağzından çıkacağı her sözün nereye mesaj olacağını gayet iyi düşünerek söylüyordur. O noktada heyecanına teslim olmaz. O yüzden Melih Gökçek sadece bugünü değil tabii yarını da hatta bir şekilde siyasete ve Türkiye'nin geleceğine kanalize etmeye çalıştığı oğlu Osman Gökçe'yi de düşünüyor. Yani daha geniş bir perspektiften meseleye bakıyordur. Evet. Bu açıdan da Melih Gökçek Tayyip Erdoğan'la bir çatışmayı, bir zıtlaşmayı bugün göze almaz. Ha, yarın siyasal dengeler değişir, öyle hale gelir. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçimine kaybeder Sayın Erdoğan, AK Parti içinde bir çatırdama olur. O zaman kimin ne yapacağını bilemeyiz. Ama şu konjonktürde mümkün. Şu konjonktürde Melih Gökçek Tayyip Erdoğan'ı karşısına alarak hareket edecek kadar tecrübesiz bir siyasetçi değil. Ancak Tayyip Erdoğan'ı ikna edebileceği doneleri ortaya koymakla. İşte bu görüşmede bunun işareti. Evet. Bu görüşmede bunun işareti. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten bağımsız olarak bu soruyu yönelteceğim sana. Bugün önemli, daha doğrusu dün önemli bir açıklama yaptı uçakta gazetecilere. Bu belediye başkanlarının istifasıyla ilişki resmen istifayı doğruladı diyebiliriz. Yani gelecekte olacak istifaları ilan etti Sayın Cumhurbaşkanı diyebiliriz. Orada iki anahtar cümlesi var. Dedi ki belediye başkanlarının iki yolla görevden ayrılması söz konusudur. Birincisi ihraç. Evet. Diğeri de İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma açması. Biz bu iki yolda tercih etmeyiz. Onlar kendileri istifa etsinler anlamına gelecek bir şey söyledi. Yani istifası gündemde olan belediye başkanlarıyla ilgili o belediye başkanlarının da ismini vermedi. Şimdi buradan bu söylemi nasıl okumalıyız? Ya şimdi aslında tabii demokratik teamüller açısından baktığımızda şimdi seçimle gelmiş bir kişinin yine seçimle gitmesi en doğru olandır belki de. Ama Türkiye'de tabii bu yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber taşlar bir kere yerinden oynadı. Evet. Yani bu geçiş sürecinin belli olağanüstülükleri oluyor. Şimdi 2019 Tayyip Erdoğan için o kadar kritik bir önemde ki işte bu noktada belli demokratik taamüllerin ihmal edildiğini görüyoruz. Tabi bu ihmaller Türk siyasal hayatında başka bir taamüle yol açar mı? Şimdi bunun da bir tehlikesi var. Yani neden? Misal oluşturuyor bunlar. Yani AK Parti iktidarı bittikten sonra 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra başka bir iktidar geldiğinde şimdi, de bu taamüller devam ederse sıkıntı olur. Tabi mesela biliyorsunuz 1980 öncesi parti sistemleri çok daha demokratikti değil mi? Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerliydi, Adalet Partisi için de geçerliydi. Ama 80 sonrası lidere bağlı parti ve delege sistemiyle o siyasi partiler içindeki demokratik teamüller günden güne yitip gitti. Özal'la yani, birlikte başladı. Tabii dikkat edin ta kaç sene sonra CHP ön seçim yapmaya başladı.
milletvekili seçimlerinde. Deniz Baykal sonrasında işte yavaş yavaş delegelerini daha demokratik usullerle seçmeye gayret etti. Ama bugün gördüğümüz nedir? Türkiye'de siyasi partilerin iç işleyişi çok antidemokratik. Neden? Çünkü bir yerde bir misal ortaya konduğunda o olumsuz örneğin Türkiye'de çok çabuk teamül haline gelme ihtimali var. Ve aslında soru işareti bırakan bir mirastır. Çünkü yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden bahsedilen bir dönemden geçtik değil mi? Yani Türkiye'nin 1990'ların ikinci yarısından itibaren en çok tartıştığı şey buydu. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. Şimdi bu şekilde tabii belediye başkanlarının performans üzerinden parti tarafından işte istifaya zorlanması. Bu belki partinin kendi geleceği, liderin kendi efendim seçimdeki başarısı açısından mühim olabilir ki mühimdir de. Yani onu da reddetmiyorum. Çünkü hali hazırda referandumun ortaya çıkardığı tablo ve belli belediyelerin ortaya koyduğu performansa baktığımızda gerçekten AK Parti'de bir metal yorgunluğu saptayabilmek için hani siyaset dehası olmaya gerek yok. Ki çok da doğal. Yani 2002'den beri bir ülkeyi yönetiyorsa bir parti böyle bir yorgunluk ortaya çıkar. Ama dedin bir reklamı pas evet, atalım tamam. Daha sonra devam o virgülü edelim. Koyup devam edeceğiz. Bir reklam arasından sonra yeniden birlikteyiz. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ruhani ile olan görüşmesine son 10 dakikada görüşelim. Evet, AK Parti'de metal yorgunluğu var ama demiştin onu bağlayalım daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yani Ruhani görüşmesine geçelim. Türkiye tarihinde işte ancak 1930 yılında gördüğümüz bir durumdur. O zaman Serbest Cumhuriyet Fırka'dan seçilmişti gerçi hani kendi partisinden de değildi ama seçim biter bitmez Mustafa Kemal Samsun Belediye Başkanı istifasını istemişti. Belediye Başkanı direnmişti. Yani ben halk oyuyla seçildim. Şey yapmayacağım, istifa etmeyeceğim. Tabii hemen onu kılıfına uydurdular. Belediye Başkanı'nı o zaman görevden aldılar. Onun dışında Türk siyasi tarihinde dediğim gibi çok denk gelmediğimiz bir süreç. O zaman şunu da söyleyebiliriz. Yani 2019'a doğru bildiğimiz siyasal teamüllerin dışında bir çizgiyi Sayın Tayyip Erdoğan izleyebilir. Bunu da görmek evet. lazım pek evet. çok açıdan. Şimdi bu arada devam ediyor görüşme. Arkadaşlardan gelen bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in görüşmesi külliyede devam ediyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile olan görüşmesine geçelim. Tabii önemli ve tarihi olarak adlandırılan bir görüşme. Birçok konu görüşüldü. Önce iki ülke ticaretindeki milli para kararını konuşalım. Biraz gözden kaçtı, ıskalandı ama çok önemli bir karar değil mi? İki ülke arasında milli tabii, paranın, dolar iki ülke arasında üzerinden yapmayacaklar. Üzerinden olması, evet. Biliyorsunuz rezerv para dolardır dünyada. Evet. Fakat doların kullanımı bir kur baskısı ortaya çıkartıyor. Bu İran açısından da Türkiye açısından da belli zorlukları var. Dengesizlik yaratabiliyor. Mesela eskiden bizim paramız çok daha değerliydi. Evet. Şimdi son zamanlarda İran parasıyla Türk lirası eşit hale geldi. Hazır paraların değerleri de denkken ticareti iki ülkenin milli parasıyla yapmak nedir? Daha sağlam bir ticaret zemini sağlar. İki ülkenin kendi arasındaki ticarette bunu engelleyebilecek dış baskılara karşı da bir koruma sağlar. Önemli. Aynı zamanda da aslında daha geniş bir perspektiften bakarsak bu tip ticaretler yaygınlaşabilir. Çünkü hani dünya artık tek kutupluluğu kabul etmiyor. Çok kutuplu dünyaya doğru bir gidiş var ve bu çok kutupluluk sadece büyük devletler açısından değil. Yani tamam işte Amerika, Çin, Rusya, Almanya, Japonya bunlar büyük devletler. Fakat daha orta ölçekte ya da orta üst ölçekteki devletler de
kendi aralarında kurdukları çeşitli birlikler ve ticari anlaşmalarla bu çok kutuplu dünyaya dahil oluyorlar. Şimdi mesela şöyle bir şey düşünün. Türkiye, İran, Irak, efendim Suriye, Katar, Azerbaycan, işte Belarus bir şey kurdular. Burada bir birlik kurdular diyelim. Buna gerçi daha fazla devlet katılır. Şimdi bu da bir kutup olur dünyada. Yani tek başına Türkiye, evet, tek başına İran yetmez ama kendi belirleyecekleri para birimleriyle, kendilerine ait serbest ticaret girişimleriyle, değil mi? Yatırım, doğru, öncelikleriyle kutup olur. Bunlar gerekli. Tabii İran ve Türkiye'nin bu anlaşmayı bu şekilde yapması aynı zamanda net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e bir mesaj. Neden? Çünkü İran biliyorsunuz Amerikan ambargosu altında yıllardır. Ve Amerika Birleşmiş Milletler kararlarında dahi olmayan ek yaptırımlarla İran'ı sıkıştırmaya çalıştı hep ve Türkiye'yi de buna zorladı. Hatta Türkiye biliyorsunuz İran'a uygulanan ambargoyu delme suçlamasıyla karşı karşıya, işte Zazarap olayı, Halk Bankası meselesi, yani 17-25 Aralık dediğimiz olay uzantısı aslında, biraz da Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı. Tabii aslında İran'a yönelik ambargonun Türkiye tarafından delinmesinin faturasıdır. Bunu Fethullahçılar eliyle kesmeye kalktılar. Taşeronlarla yapmaya çalıştılar. Tabii. Evet. Yoksa o çok önemliydi. Tabii o zaten sırada... Zaten o davanın yansıması Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Evet. İşte nedir? Bugün şunu çok net olarak ortaya koymak lazım. Amerika'nın tehdidi altında Orta Doğu'daki ülkeler hangileridir? Bakın şimdi Suriye'de ne oldu? IŞİD bitmek üzere. Hı hı. Ve Esad, Suriye'nin birliğini devlet olarak sağlayabilecek yegane güç olarak kaldı. Evet. Diğer tarafta da Irak merkezi yönetimi kendi varlığını pekiştiriyor. Bu iki devletin milli egemenliğini tehdit eden yegane yapılar artık Irak'ta Barzani, Suriye'de PKK. Ve bunların ikisi de Amerika ve İsrail tarafından yönlendiriliyor. Evet. Ha, şimdi demek ki ortada artık tehdit potasına sokulmuş iki tane yeni devlet olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir Suriye YPG'si. Şimdi tabii şimdi diğeri. Suriye'de ve Irak'ta savaşın bitecek olması bir kere hayal olur. Ama buralardaki savaşı Amerika daha ötelere taşıma düşüncesinde. Burada açıkça ilan ettiği düşman İran. Bunu zaten Trump'ın Birleşmiş Milletler konuşmasında da görüyoruz. Peki saldırı altında bulunan fakat bunu daha lateks, daha efendim perdeli bir şekilde, daha işte buğulandırarak ortaya koydukları fakat işin uzmanlarının tabii gözünden kaçması mümkün olmayan diğer ülke hangisi? Türkiye. Yani İran ve Türkiye bugün Orta Doğu'da esas hedef tahtasına konmuş Amerika Birleşik Devletleri ve tarafından parçalanma tehdidiyle karşı karşıyadır. Yani bugün Suriye'deki o PYD yapılanmaları ve Barzani'nin devlet kurma girişiminin bizatihi varlığını tehdit ettiği iki ana ülke İran ve Türkiye'dir. Amerika sadece burada ana aktör değil, İsrail ile birlikte. Tabii. Bakın şu cümle önemli. Ne diyor Erdoğan? Mossad'la masaya oturulup verilen karar gayrimeşru. Hayır, hatta, karar referandum kararı. Tabii, yani burada İsrail'e çok net bir mesaj veriyor. Gözden kaçtı. Son dönemlerde İngiltere ile Amerika arasında bir kriz çıktı. Biliyorsunuz İngiltere'de olan terör olayını Amerika'yı çok değişik bir şekilde basına sızdırdı ve Trump konuşmalar yaptı. Şimdi İngiltere'yi de çünkü burada biraz dışladılar. Yani Amerika ile İsrail bütün kontrolü ellerine alarak Kürtleri, burada da Kürt halkını tenzih ederek söylüyorum, orada hakimiyet kurmuş olan yapılardan söz edelim, onları stratejik piyonu olarak öne sürdüler. Burada İngiltere, Barzani'nin referandumu konusundaki tutumu da bu söylediğinde örtüşüyor. Tabii. Çünkü net bir şekilde referanduma karşı olduklarını ilan ettiler. Çünkü Orta Doğu petrolleri ve enerji sistemini yönetmek, hani Birinci Cihan Harbi'nden beri İngiltere'nin kontrolündeydi. Şimdi Amerika onu da İngiltere'nin kontrolünden alıyor. Neden? Amerikan ekonomisinin bugün acil bir şekilde üretime geçme ve bunu çeşitli sahiplerle, merkezde de otomotiv ve silah sektörü olmak üzere arttırması lazım. Şimdi
Bütün bu açılardan baktığımızda Amerika açısından şöyle bir plan vardı. Çünkü işin Türkiye ve İran'a geleceği malumdu. Buradaki temel planda vakti zamanında Irak ve Suriye'deki gerginlikler üzerinden mümkünse Türkiye ve İran'ı savaştırmaktı. İşte zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz İran'a işte Pers yayılmacılığına izin veremeyiz diye çıkışlar yapardı. Bu konuyla Başika krizinde çok ciddi tabii, karşı karşıya kalmıştı. Bu konuyla ilgili Suudi Arabistan'la ciddi görüşmeler yapılırdı. Öbür taraftan da İran, şimdi bunu da kabul etmek lazım, yüzlerce yıldır kendi hinterlandının dışına çıktı. Yani Şii. Evet, hegemonya alanını genişletti. Ama şimdi İran'ın genişlettiği alana bakalım. Yani Lübnan, Suriye, Irak, İran bir hilal oluşturuyor. Şimdi bu Şii hilali dediğimiz hilal bölgede Amerika ve İsrail siyasetlerine karşı direnişinde merkeziydi. İlk kez Suni Türkiye ile bir yakınlaşmaya girdi. Evet. Şimdi Türkiye ne yaptı bu durumda? Bu Şii hilali aynı zamanda İran'ın nüfuz alanını ortaya koyuyordu. Oysa ki ta 1639 Kasr-ı Şirin'den beri aslında psikolojik olarak çizilmiş bir eşik vardı. Yani Mezopotamya'nın batı hattında Türkiye, doğu hattında İran etkin olacaktı. Fakat İran etkinliğini arttırdı. Şimdi bu Türkiye bu durumda çok aralarında bir savaş olmasa bile bir dostluk pratiği de yok. İran'a karşı Atlantik İttifakı'nın içinde ve İsrail'le beraber hareket etti. Ama nihayetinde Amerika'nın planının ne Beşar Esad'ı öncelikle devirmek, ne efendim şey yapmak, oralarda Özgür Suriye ordusunun temsil ettiği muhalifleri iktidara getirmek falan olmadığını kısa zamanda anladı. Orada ki hadi kısa zaman bile demeyebiliriz yani çünkü bunu 2014'e kadar sarptı ve orada esas meselenin ta 1991'den beri Amerika'nın peyderpey uygulamaya koyduğu bir ikinci İsrail projesi planı ortaya olduğu çıktı. Şimdi bu kimi tehdit ediyor? Türkiye ve İran. Şimdi tabii Türkiye ve İran, özellikle burada tabii İran devletinin mutedil devlet aklını kullanması, Türk devlet geleneğinde özellikle ordumuzun ve dışişlerimizin İran'la erken çatışmalara girmek konusundaki endişelerin dile getirmekten kaçınmamaları. Yani Türkiye'nin millici kadroları ne yaptı? Bir İran-Türkiye çatışmasını engelledi ve bunu görüyoruz artık dostluğa doğru hızlıca çevirmeye başladılar. Aynı Rusya ile olduğu gibi. O zaman şimdi hayati bir durum var ortada. Yani Türkiye ve İran yaşayabilmek için beraber davranmak zorunda. Ve Türkiye ile İran beraber olacaksa Suriye'de olacak. Buna Suriye'de olacak. Evet. Zaten dikkat edin Sayın Cumhurbaşkanı 3 tür vurguluyor. Suriye, Türkiye, evet. İran, Irak ve Suriye varken Barzani ne yapacak? Şimdi Suriye varken kimi kastediyor Esad. Sayın Erdoğan? Esad'ı kastediyor çünkü üstü yok ya, devlet var orada. Evet. Yani doğru. Şam'da bir devlet var. Devletin başında da Esad var ve Suriye dendiğinde de bütün dünya Esad yönetimini anlar. Çünkü bakın Özgür Suriye ordusu zaten parçalandı da elde kalan kuvvetleri Türkiye'ye bağlıdır. Evet. Ve dikkat edin Amerikan askerlerini istemediler, çıkarttılar. Yani ama bakın bu Barzani olayı çok büyük bir şeye hizmet etti. Şuna hizmet etti, bütün bölgeyi Amerika etnik ve mezhep savaşları üzerinden parçalıyordu. Şimdi ne oldu? Farklı mezheplerde bir araya gelebildi. Sünni ÖSO, Alevi Esad'la çatışmıyor bugün. Evet. Efendim Şii İran'la çoğunluğu Sünnilerden oluşan Türkiye. Çatışmıyor. İşte Katar, bırakalım çatışmayı, çoğunluğu Şiilerden oluşan Irak, bugün değil mi bir direniş hattını örüyorlar ve stratejik işbirliğine giriyorlar. Şimdi 10 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkartmak. Orta Doğu için bir kırılma noktası. Tabii İran'a Türk yatırımcıları yollama sözü verme. İran turizmini Türkiye üzerinden geliştirmek ki biliyorsunuz İran'dan Türkiye'ye çok sayıda turist geliyor. Bugün Rusya ile İran'dır Türk turizmini taşıyıcıları. Şimdi aynı şekilde Türkiye'den İran'a böyle bir yöneliş başlayacak ve zaruretler yani hayatın şartları Türkiye ile İran'ı bugün buluşturdu. Bu çok mühim. Çünkü Barzani'nin ve PYD'nin kurabileceği devletleri önleyebilecek tek şey bu. Yoksa bakın ne Barzani ne PYD, PKK devlet geleneği olmayan bir kütleye
ben devlet kuruyorum diye hiçbir şey kurdurtamazsınız. Ancak taşeron olur. Ya turşu kurdurtamazsınız. Evet. Bırakın devlet kurdurmayı. Ancak ama burada kritik olan ne? Arkasında bir Amerikan ve İsrail desteğiyle bunun yapılıyor olması. Bunlar da taşeron bir güç. Tabii ve o taşeron güç arkasında her türlü silah ve stratejik destekle bunlar uzmanlar olur, ajanlar olur. Burada bir yapı inşa edebilirler. Yani tehdit çok ciddidir. O ciddi tehdide karşı Türkiye şunu yapmak zorundaydı. Hatırlarsın seninle her programda vurguluyoruz. Irak, İran ve mümkünse Suriye ile ki mümkün olmak zorunda eş güdüm her şeyi yapma. Yani tek başınıza ortaya çıkıp yapmayacaksınız. Efendim ben tek başıma giriyorum Barzani'yi dağıtacağım. Hayır. İran, Irak'la beraber. Çünkü orası eğer Irak'ın toprağıysa ve biz Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyorsak Bağdat'ın, Tahran'ın, Ankara'nın, Şam'ın koordinasyonuyla ancak bir şeyler yapabiliriz. 10 aktöre doğru da gidiyor Canan Ulusoy. İşte yani bu İran, Türkiye İran, için İran çok görüşmesi iyi. Bu anlamda atılmış çok büyük bir adım. Kilometre taşı. Tabii şunun da iç siyaset karşılığını da söyleyelim. Türkiye bu adımları attıkça Tayyip Erdoğan'ın altını oymak için de daha fazla taarruzlar olacak. O yüzden Tayyip Erdoğan da... Uluslararası güçlerin saldırısı daha fazla olacak. O yüzden de işte Tayyip Erdoğan aslında partideki... Amerika Birleşik Devletleri, evet, Batı bloğunun saldırıları. İşte Tayyip Erdoğan'ın AK Parti içindeki konsolidasyonu sağlama ve onu yeniden o metal yorgunluğu üzerinden atıp yenileme telaşı... Bundan aslında kaynaklı. Bir savunma mevzisini daha sıkı tutmaktan kaynaklanıyor. Dış politikadan bağımsız değil. Asla değil. Canan Ulusoy teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu akşam ederim. Da bu gecede programımız bir solukta bitti. Evet. Haftaya salı yine burada olacağız. Türkiye'de gerçekten önemli gelişmeler oluyor. Haftaya salı da bakalım belediye başkanlığının istifa. Bir belediye başkanı daha istifa edecek mi? Suriye'de, Irak'ta neler olacak? Referandum konusunda hangi gelişmeler yaşanacak? Hatta bir de Katalonya var pazartesi biliyorsunuz. Evet, Katalonya resmi sonuçlar açıklandıktan sonra bağımsızlıklarını ilan edeceklerini söylediler. Salı herhalde onu da konuşacağız. İspanya kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. Yani bayağı önemli konular var. Referandum konusunda yaptırımlar devreye girecek. Bu da gerçekten evet. Çok önemli. Salı günü görüşeceğiz. Evet. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya Salı bakış açısında yine aynı saatte 21.30'da karşınızda olacağız. Hoşçakalın.